Böyle bir güzellik yok ya. Böyle bir güzellik yok. Foto mu çekiyorsunuz? Manzara mı çekiyorsunuz? Evet. Tamam. Yani çok Konuşabiliyoruz. farklı. Ha, tamam. Tabii şey, kuş yok, Serbest. kuş yok, bir şey yok. Serbest, serbest, her şey serbest. Numarası kaç? 506 ile başlıyor, değil mi? 506, evet. Göndereyim mi? Yok, ben de var. Sen dursun, bulurum ben. Tamam, oldu, görüşürüz. Akşam... Bir suç işledin, cezasına çok merak ediyorum. Oğlum oynama. Cemil, saçmalama ya. Bırak şu kitabı, kitabı ya. Hiç işimiz olmaz kitabla, hayret. Kimse herhangi bir tür korumak için aman gideyim Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'yle görüşeyim, aman Antalya özellikle Doğu Kanal Milli Parkları değerli temsilciliğiyle bir araya gelelim. Bunları biz biliyoruz. Bu kadar bir oyun yanlış gösterdi. Kesin sürdürecek arkadaşlarımız da çıkacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bugün sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten büyük bir mutluluk verecek. İşte biz ormancılık faaliyeti yapıyoruz. Maden faaliyeti var, yol geçiriyoruz. Çeşitli inşaatlar var, binalar yapmak, birçok şeyi tahrip ediyoruz. Niye tahrip ediyoruz? Bilmediğimiz için. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik yönünden çok zengin. Özellikle bu zenginlikte güzel bitkilerimizin önemli bir yeri var. Türkiye yaklaşık 10 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor ve bunlardan 3'te 1'i dünya üzerinde sadece güzel ülkemize yayılış gösteriyor. Endemik örnekler. Antalya ülkemiz biyoçeşitliliğinde bitki zenginliğiyle çok ön plana çıkıyor. Dünya üzerinde sadece Antalya'da yayılış gösteren 250 bitki türü var. Bu bitki türleri yakın komşu illerimizde bile bulunmayan, dünya üzerinde sadece Antalya il sınırlı içerisinde yayılış gösteren türler. Bu türlerden 74 tanesi farklı nedenlerle maalesef kritik olarak tehlike altında. Tehlike altında olmaların en önemli nedenlerinden bir tanesi çok dar yayılış alanlarına sahip olması, çok hassas ekolojiler içerisinde yayılış gösteriyor olmaları. Ama maalesef insan baskısı bu türlerin kritik olarak tehlike altında olmasının en önemli nedenlerinden biri. Bu bitki türleri içerisinde en dikkat çeken türlerden biri Olimpos safranı, Crocus vatiorum Latince adıyla. Yakın dönemde bilim dünyasına tanıtılmış bir tür. Mavimsi çiçekleriyle sonbahar döneminde Antalya'da renklerin solduğu bir dönemde doğaya ayrı bir renk katıyor. Dünya üzerine tek yayılış bölgesi oldukça dar ve Olimpos Bey Dağları Sahil Milli Parkı'nda yayılış gösterebiliyor. Tabii bu bölgede insan yaşamıyla iç içe bulunması, yayılış bölgeleri üzerindeki tehdit faktörlerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Koruma çalışmalarını yapmak amacıyla türler üzerine detay arazi çalışmaları yapıyoruz. Bu arazi çalışmaları esnasında bireylerin, türlere ait bireylerin bulunduğu noktaları GPS cihazıyla koordinatlandırıyor ve aynı zamanda yayılış haritalarını oluşturuyoruz. Yayılış bölgelerinde net korumanın sağlanması amacıyla öneriler eşliğinde, ekolojisi eşliğinde kamu kurumlarına, çevre koruma konusunda etkin kamu kuruluşları, bunun yanında sivil toplum kuruluşlarına bilgiler sunuyoruz. Olimpos safranı üzerine en önemli tehdit faktörlerinden biri maalesef biyokaçakçılık. Yurt dışı kökenli olduğunu bildiğimiz bazı kişilerin kaçak yollarla götürdüğünü tahmin ettiğimiz toprak altı kormlarından ürettiği materyali yine yurt dışı sitelerinde satıldığını görüyoruz. Bu şekilde Olimpos safranı gibi toprak altında korm, yumru, soğan, rizom taşıyan bitkiler geofit olarak geçiyor. Ve bu geofit türleri onları seven kişiler tarafından satın alınmak isteniyor. Dolayısıyla yurt dışı kökenli kişiler tarafından yurt dışına götürülen bu kormlardan elde edilen ürünlerin kormları, bir bitkinin kormu, böyle parmak ucu büyüklüğündeki kormlarının 20 euro gibi oldukça yüksek rakamlara satıldığını görüyoruz. Yayılış bölgelerinde net korumanın sağlanması çok önemli. Çünkü biz nasıl evimiz dışında veya uygun olmayan ortamlarda hayatta kalamıyorsak, bitki ve hayvan türleri de öyle. Bu noktadan hareketle oluşturduğumuz orman kaynakları koruma uygulaması, Antalya ormanlarında yayılış gösteren bitki türlerine odaklanıyor ve bu şekilde üzerinde tehdit faktörü olan, kritik olarak tehlike altında olan, gelecek nesilleri tehlikede olan 40 bitki türü üzerine detaylı koruma ve araştırma çalışmaları yapılıyor. Türlerin yayılış bölgelerini belirlediğimizde yıldan yıla popülasyondaki değişimleri net olarak gözleyebiliyoruz. Tehdit faktörü
insan kaynaklı olabilir, doğal kaynaklı olabilir, küresel ısınma söz konusu olabilir. Bu değişimler haritalar üzerinde işaretlenerek yayılış bölgelerindeki değişimler görüldüğünde biz aslında popülasyonlardaki azalmayı maalesef net şekilde görebiliyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse mesela Türkiye'deki orkide türleri. Orkidelerin toprak altı yumrularından salep elde ediliyor. Salep ham maddesi amaçlı her sene ülkemize maalesef 120 milyon orkidenin söküldüğünü, adeta katledildiğini biliyoruz. Dolayısıyla belirli bir bölgede habitatı bozmadığımız sürece sanki o kaynağı, o doğal kaynağı ne kadar alırsak alalım tükenmez gibi geliyor insanoğluna, ama öyle değil. Bakın bunlar zincir şeklinde birleşiyor. Artan, değişen teknolojiyle beraber, dijitalleşmeyle beraber, akla gelebilecek her türlü yeni olanakla beraber karbon salınımları değişiyor. Doğadaki denge değişiyor. Dolayısıyla sürekli bir bozulma söz konusu oluyor. Gidip salep orkidesi veya salep ham maddesi elde etmek amaçlı orkide türlerini söktüğümüzde biz bir bölgede yıldan yıla değişim derken bundan bahsediyoruz. Gittiğimizde 100 birey gördüğümüz bir noktada birkaç sene sonra gittiğimizde sadece 20-30 birey bulabiliyorsak maalesef bu aynı zamanda çok ciddi bir yıkım olduğunun ve o bölgede türün çok olumsuz etkilendiğinin, bir şeyler yapılmazsa o türün 10, 20, hadi bilemediniz 30 sene içerisinde ciddi anlamda neslinin tehdit altına girebileceği anlamına geliyor belirli bir bölgede. Antalya Orman Kaynaklarını Koruma Uygulaması Konifera Projesi Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenmekte. Bu kapsamda da ortağımız Yunanistan'dan Hellenic Society Protection for Nature Derneği'nin uzmanları geçtiğimiz haftalarda Antalya'yı ziyarete geldiler. Yaptığımız çalışmaları hep birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamda Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yayılış gösteren Olimpos safranını, yine Doğu Koruma Milli Parklar personeli, Yunanistan ekibi ve Akdeniz Üniversitesi'nden bilim insanları ile birlikte yerinde inceledik. Daha sonra bu çalışmanın bir devamı olarak da bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda da Antalya Orman Bölge Müdürümüz, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Koordinatörümüz Sayın Ahmet Hakan Atik de programa katıldılar. Bu kapsamda özellikle çevre ve doğa koruma çalışmalarında endemik bitki türlerinin korunması ile ilgili yasal mevzuatın Avrupa Birliği'nde nasıl işlediğini ve Türkiye'deki mevzuatın uyum çalışmalarında neler yapmamız gerektiğini uzmanlar eşliğinde tartışma imkanı bulduk. Yunanistan ekibi her Türkiye'ye gelişinde, ki biz onlarla daha önce çok farklı çalışmalar, arazi çalışmaları yaptık. Aslında benzer bitki türlerimiz var ama endemizm oranının yüksekliği ve buradaki bitki türlerinin fazlalığı onları her defasında daha da büyülüyor. Antalya'nın coğrafi yapısı ve hızlı topografik değişimlerinden kaynaklanan bitki çeşitliliği onları son derece büyülüyor. Biz hem sahil kısmında hem de Tahtalı Dağı'na çıkma imkanı bulduk bu arazi gözlemimiz sırasında. Değişen bitki örtüsü onları gerçekten çok fazla büyüledi ve burada olmaktan çok mutlu olduklarını söylediler.